Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Hoş geldiniz tekrar. Hoş buldum. Evet. Çok teşekkür ederim. En güzel kıssaya devam ediyoruz. İnşallah. İnşallah. Hazreti Yusuf bir rüya gördü ve dedi ki babacığım ben bir rüya gördüm. 11 yıldız, ay ve güneşi hatta onlar bana secde ediyorlardı dedi. Secde ederken buldum dedi. Ve Hazreti Yakup rüya yorumunu bildiği için, o ilim onda olduğu için hatta diğer çocukları da rüya ilminden haberdarlar. Hazreti Yakup o rüyanın ne anlama geldiğini çok fark etti. Biliyordu. Çok iyi biliyor. Ve Hazreti Yusuf'a dedi ki ey oğulcuğum dedi sakın rüyanı kardeşlerine anlatma. Çünkü onlar kıskanabilirler, haset edebilirler ve şeytan adüvü mübindir sana tuzak kurarlar dedi. Evet. Şimdi Hazreti Yakup neden hani şeytana bir vurgu yapıyor orada? Çünkü kardeşlerin kıskanabileceğinin farkında. Hani dün söyledim ya evet. Ben. Kardeşleri hani izleyen, takip eden, gören, nübüvvet nazarıyla gören bir babadan bahsediyoruz. Ve kardeşlerin içindeki potansiyelin farkında, kurdukları konsorsiyumun farkında, nasıl tarafgirleşebildiklerinin farkında, olayların farkında. Dolayısıyla Hazreti Yusuf nasıl hani göreceğiz sonraki aşamalarda olayları da tevil edebiliyor, olayları da yorumlayabiliyor ya, bu Hazreti Yakup'ta da var. Sadece Hazreti Yakup'un yaptığı rüya yorumu değil, aynı zamanda olanı da okumak, olanın arkasındakini de okumak gibi bir tevilül ehadis ilmi onda da var. Ama Hazreti Yusuf da analiz ediyor, yeteneği okuyor var. Ve Hazreti Yusuf'ta bu daha yoğun bir şekilde var. Bir üst versiyona geçiyor aslında Hazreti Yusuf'ta bu hal. Tevilül ehadis. Şimdi biz tevilül ehadis dediğimizde neyi anlıyoruz? Rüyaların tabirini anlıyoruz. Ama sadece rüya tabir etmekle kalan bir şey değil. Bunu Hazreti Yusuf'un kıssasının ilerleyen bölümlerinde yine önümüze çıkan bir kelime bu tevilül ehadis. Ve rüya yorumundan ibaret olmadığını, olayları okuyabildiğini, okuduğu olaylar üzerinden tedbirler önerebildiğini biz göreceğiz aziz olduğu zamanki hallerinde. Şimdi Hazreti Yakup rüyadaki 11 yıldızı Hazreti Yusuf'un 11 erkek kardeşine, ay ve güneşi de anne ve babasına yoruyor ve diyor ki Allah sana ve nimetini verecek. Babamız İbrahim'e, İshak'a ve senin baban olan Yakup'a verdiği nimeti sen de tamamlayacak. O yüzden mesela Hazreti Yusuf nasıl tarif ediliyor biliyor musunuz? Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim diye tarif ediliyor. Yani Hazreti İbrahim'e ikram var, Hazreti İshak'a ikram var, Hazreti Yakup'a ikram var. Ama ikram Hazreti Yusuf'ta bambaşka bir boyuta gelmiş. Hem çocuk manasında evet. Hem... Mal manasında, aynen. Statü manasında. Hem de verilen nübüvvet manasında. O yüzden Kerimoğlu, Kerimoğlu, Kerim diye adlandırılıyor. Hazreti Yusuf bahsediliyor kısa kitaplarında. Şimdi Hazreti Yusuf'a rüyasının yorumunu söyledi ama sakın kardeşlerine anlatma. Çünkü onlardaki haset kurdu uyanabilir dedi. Onu da uyandıracak olan ve onların o hasetlerini ve kıskançlıklarını ve sana tuzak kurmalarını onlara güzel gösterecek bir adüvü mübin var dedi. O yüzden sen ona kapı açma dedi. Tedbirli ol. Biz olayların yürümesinden anlıyoruz ki Hazreti Yakup söylemediğine göre Hazreti Yusuf'un gördüğü rüya kardeşlerine kadar ulaştı. Tabii ki babalarının ilminden onlar da nasipdar oldukları için onlar da Yusuf'a nasıl bir vizyon çizildiğini, Rabbimizin nasıl bir misyon verdiğini biz onlar anlıyorlar. Ve bu sefer kendilerinin de ona tabi olacaklarını görüyorlar ya rüyada. Yani düşünün 20 yaşında belki 40 yaşında olanlar ufacık var. Ufacık kardeşlerimize nasıl tabi olacağız? Yani bu nasıl bir yaman çelişki der gibi ne yapıyorlar? Nefislerine bu çok ağır geliyor. Rıza göstermiyorlar kadere. Rıza gösteremiyorlar Allah'ın çizdiği kadere, takdire. Ve ondan sonra da plan kurmaya başlıyorlar. Diyorlar ki biz Yusuf'u öldürelim. Ama diyorlar yani öncesinde şunu söylüyorlar. Nasıl oluyor da babamız Yusuf'u bu kadar çok koruyor, kolluyor, bu kadar çok seviyor? Şimdi çünkü insan nefsi yapacağı bir şeye niyet ettiğinde onun için mantıklı, akıla aykırı düşmeyen bahaneler arar. Önce bahaneyi üretir, ondan sonra kendisi ona inanır. Kendisi ona inanır.
Ondan sonra başkalarını buna ikna eder. Ondan sonra da o cürmü işler. Çünkü nefis kınanmak istemez. Ne kendisi kendini kınamak ister ne de bir başkası tarafından kınanmayı göze alabilir. Bir de aynı zamanda nefis eğer kendini ikna edemezse, kılıf uyduramazsa aklı başından gider. Yani insan aklını kaybedebilir, kişilik bütünlüğünü kaybedebilir. O açıdan muhakkak bir kılıf uydurma ihtiyacı hissediyor her nefis. Önce kendisi inanıyor, sonra başkasını ikna ediyor. Dolayısıyla onlar da bir kılıf buldular. Yapacakları cürümlerin bir kılıfı nedir? Hazreti Yakup'un Hazreti Yusuf'la daha çok ilgilendiğine dair bir kılıf. Ve diyorlar ki Yusuf'u öldürün ta ki babanızın veçi yüzü size kalsın, size dönsün. Bu kardeş kıskançlığı diyoruz ama kardeşi kıskanmaktan ziyade kardeşe biçilen misyonu kıskanmak ve kendilerinin seçilmediği konusunda itiraf edememeli. O benim hakkımdı demeleri ve hakları olduğunu düşündükleri şeyin bir başkasına verilmesinden duyulan öfke. Ve onlar kardeşlerini öldürmeye niyet ettiler ama Hazreti Yakup onun üzerine titrediğine göre onu ondan nasıl alacaklar? Çünkü her zaman Hazreti Yakup Yusuf'u koruyor. O rüyayı gördükten sonra korumayı daha da artırıyor. Burada bir virgül koyalım mı? Şimdi o benim hakkımdı. Çalıştığın iş yerinde başka birisi yükseliyor ama o benim hakkımdı. Neden? Yani böyle düşünerek insanların ayağını kaydırmıyorlar mı? O seçilme, o belediye başkanı seçilmemeliydi, aday olmamalıydı, ben olmalıydım. Çünkü o benim hakkımdı. Bu hep haklılık peşinde gitmek insanı maalesef kayyağı kuyularına düşürüveriyor. İnsan en çok kendisi ne yapar biliyor musun? En çok zulmü ve cürmü nerede kendine işler? Yapar. Kendini haklı gördüğü yerde yapar. Çünkü haklılık öyle bir sarhoş eder ki insanları, ne yaptığının farkına varamayabilir ama çok büyük cürümler işleyebilir. O yüzden ben haklıyım demek yerine acaba gerçekten hak bu mudur diye sormak ya lazım. Ya da haklılık eşittir, hı-hı, mutluluk mudur? Hı-hı. Evet. Yani haklı görüyorum ben kendimi tamam da Cenab-ı Hak karşısında gerçekten hak bu mudur diye sorarsak biraz geri çekilip bakma imkanı buluruz. Ama ben haklıyım, bu benim hakkım diye direttiğimiz her yerde zulmü çok fazla tercih edebiliyoruz. O da bize zalim yapıyor. Evet. İnsanın en çok yanıldığı yer kendini haklı gördüğü yer. Çünkü akıl baştan gidiyor. Onun sarhoşluğuna kapılıyor insanlar. Şimdi Hazreti Yakup'tan Yusuf'u nasıl alacaklar? Yani bu kadar korunuyorken. Evet, bu kadar korunuyorken. Çünkü onlara bir şey lazım. Yani Hazreti Yakup'a yapacakları şeyi masum gösterecek. Bak masum diyorum, gösterecek bir şey bulmaları lazım. Bunu da bulmakta çok yapmıyorlar. Zorlanmıyorlar. Çünkü 10 tane akıl, 10 tane akıl birden düşünüyor ve zaten kurtulmak istedikleri Yusuf. Dolayısıyla bir şey buluyorlar. Diyorlar ki ey babacığımız diyorlar. Şimdi biz bu kadar güçlü kuvvetliyken, bu kadar Yusuf'un iyiliğini tırnak içinde düşünüyorken sen neden bize güvenmiyorsun? Neden Yusuf'u bizimle göndermiyorsun? Bak Yusuf burada sıkılıyor. Yusuf'un da işte kırlarda, bayırlarda koşmaya hakkı var. O da gelsin bizimle oynasın, eğlensin, hava alsın, nefes alsın, koştursun. Çocukluğunu yaşasın. Sen neden bize güvenmiyorsun diyorlar. Bakın bu neden güvenmiyorsun sorusu anahtar kelimelerden birisidir. Yani karşı tarafa güvenmeyen, karşı tarafın kendisine güvenmediğini bilen, düşünen, aslında kendisinin güvenilir olmadığını bilen nefis bunu her zaman söyler. Yani güven telkin etmiyor, bunu da biliyor. Ve ama kendisine bunu itiraf edemediği için, kendisinin doğru olmadığını itiraf edemediği için karşı tarafı neden bana güvenmiyorsun diye suçlayabiliyorlar. Bu soruyu duyduğumuzda yapacağımız bir şey var. Daha tedbirli olmak. Daha tedbirli olacağız ama Hazreti Yakup'un... Ama yolda Yakup'un, göstermeyeceğiz. Aynen. Hazreti yol Yakup'un yani o bil yani mutlaka Allah-u Teala ona bildirmiştir ama hiç akıllarına gelmeyen bir yol gösterdi çocuklarına. Aynen öyle ama şöyle bir şey var. Kader
sahneye çıktığında biliyorsun tedbir manasız hale geliyor. Yani bütün tedbirler gidiveriyor. Çünkü takdir öne geçiyor. Allah öyle takdir ettiği için yani hani ezeli alemde Rabbimizin yazdığı senaryo gereği Yusuf'un o sahneden çıkıp başka bir sahneye geçmesi gerekiyor. Çünkü bu oyunu, bu senaryoyu Allah yazdı. Dolayısıyla Hazreti Yakup da bunu bildiği için büyük bir ihtimalle çok tedbir almasına rağmen aldığı bütün tedbirler takdirin önünde geçersiz kalıyor. O diyor ki, yani diyor ben diyor onun benden ayrılmasından hüzün duyarım diyor. Ama diyorlar hani hava alsın, geçsin, tozsun. Ama diyor şimdi siz diyor şeye dalmışken, işe dalmışken onu ya kurt yemesinden korkarım diyor. Ve onlara yani acemice kurdukları tuzakları için bir çok bahaneyi bir kendi elleriyle, kendi diliyle vermiş oluyor. Diyorlar ki bazı tefsirlerde Hazreti Yakup bir rüya gördü öncesinde. O rüyada Yusuf bir yerdeydi ve böyle kurtlar onun üzerine doğru saldırıyordu ve Yusuf bir anda yok oluyordu. İşte 10 tane kurttan bahsediyor orada. Ve Hazreti Yakup kardeşlerinin ona bir şey yapmasından çok endişelendi ve kardeşlerine bunu ifade ediverdi. Yani orada hani takdir olduğunda ağzın dilin bağlanır denilir ya, hani ağzı dili bağlandı ve söyleyiverdi o sözü. Ve ya da onlar, sesli düşündü. Evet. Ve sözü söylediği için de onlar Hazreti Yusuf'u aldılar. Hazreti Yusuf'la birlikte Hazreti Yakup'un görüş açısını geçene kadar, yani görebileceği son noktaya kadar Hazreti Yusuf'u çok seviyormuş gibi, çok önem veriyormuş gibi, çok koruyacaklarmış gibi davranarak kucaklarında, sırtlarında, omuzlarında götürdüler. Hazreti Yakup'un göremeyeceği noktaya geldikten sonra Hazreti Yusuf'a çok ciddi eziyet ettiler. Yere attılar, dövdüler, eziyet ettiler. Bir sürü şeyler. En sonunda o Medyen kuyusu dediğimiz, hani Medyenlerin bulduğu o kuyuda onu çok büyük bir eziyetle atıverdiler kuyunun içine. Ama üzerinden Hazreti İbrahim'den beri geliyor olan, emanet olan bir gömlek var. Hazreti Yusuf'a giydirilen. O gömleği Hazreti Yusuf'un üzerinden zorla aldılar ve Hazreti Yusuf'u kuyuya attılar. Gaybetül Cub diye geçiyor ayette. Yani hani o sesi de veriyor Allah. O kuyunun gaybına, o kuyunun şeyine attılar ve orada cub sesi çıktı. Yani suya değdi Hazreti Yusuf. Hatta deniliyor ki Hazreti Yusuf'u hani kuyudan çıkamasın diye taşladıkları, Hazreti Yusuf'un da o taşlardan saklandığı, bir süre onu gözledikleri, öldü mü ölmedi mi diye gözlediklerini. Sonra işte kervan geldiğinde de kervanın onu alıp götürürken "Aa bu bizim kölemiz de bizden kaçmıştı" diyerek çok ucuz bir ücrete kervana sattıklarını da söyleyen tefsirler var. Ama Kur'an'da böyle geçmiyor. Yani onlar kuyuya attılar ve aslında ne yaptılar? Üzerinden gömleği çıkardılar. Kana buladılar. Sonrasında bir hayvanın kanına buladılar. Ama o arada Hazreti Yusuf kuyuya düşerken Rabbimiz ona dedi ki sakın endişelenme. Seni buradan çıkaracağım ve sen onlara bunları, onlar bundan gafletteyken bu hakikati haber vereceksin dedi ve Rabbimiz ona orada bir sekinet indirdi, bir müjde verdi. Yani ilk vahyini Hazreti Yusuf kuyuda aldı. Yani aslında en darda olduğumuz, en karanlıkta olduğumuz, bitti dediğimiz anda bizim için yeniden bir çıkış. Evet. Ondan sonrasında onlar ne yaptılar? O Hazreti Yusuf'un üzerinden çıkardıkları gömleği bir kana buladılar. Çünkü babalarının verdiği o fikir üzerinden. Ama o kadar acemice hazırladıkları bir plan ki nasıl olur gömleği da yırtmayı unuttular. Ve yatsıleyin yani çok geç bir vakitte döndüler ve ağlayarak babalarına dediler ki Yusuf'u kurt kaptı. Hazreti Yakup'un bu nasıl becerikli bir kurtmuş ki Yusuf'umu yemiş de gömleğini yırtmamış. Dediği rivayet ediliyor. O da dedi ki hayır dedi, nefsiniz sizi azdırmış ve size yaptığınızı kötü iyi göstermiş dedi. Ve ondan sonrasında bana sabrı cemil düştü dedi ve çekildi. Şimdi bakıyoruz bu şeye.
Yani onlar Yusuf'u kuyuya attılar. Düşürdüklerini, zelil ettiklerini, rezil ettiklerini düşündüler ve onun seçildiği misyonun ondan alacağını vehmettiler. Bakın bu da bir zan, bir vehim. Yani sanki burada Allah ile yarışma söz konusu. Yani kafa tutuyor, sen onu seçtin peygamber olarak ama bak biz gör ne yapacağız. Gördün mü biz onu kuyuya attık, onu babasından uzaklaştırdık. Sanki saltanat gibi babadan oğula geçen bir şeymiş gibi peygamberlik. Hani o olmazsa, hani saltanat da öyle ya. Bir tane şehzade ölürse diğer şehzade o olmazsa ona geçiyor. En büyükten başlayarak. Evet. Dolayısıyla onlar da zannediyorlar ki hani peygamberlik de böyle bir şey. Babadan oğula geçen bir vazife gibi. Yani bizden birisi muhakkak seçilir diye düşünüyorlar. Kazanacaklarını düşündüler. Yine tıpkı Adem'in çocuğu evet, gibi. Yani evet sen Habil'i öldürdün ama sen babanın gözdesi olabildin mi? Olmadı. Aynı. Sen babadan da anadan da ve o diyardan da uzaklaşmak zorunda hissettin kendini. Onlar Yusuf'u uzaklaştırdılar. Peki ama şunu soralım. Yusuf uzaklaşınca babalarının veçi onlara mı kaldı? İşte bu. Bunu sormak lazım. Şimdi ben hep şunu düşünürüm. Hazreti Yakup neden Yusuf'un peşinden gitmedi de Yusuf'unu ondan uzaklaştıran o hain evlatlarıyla beraber kaldı? Şunu biliyor Hazreti Yakup. Ölmediğini belki de. Ölmediğini biliyor. Bir, ölmeyeceğini ve ona Allah'ın verdiği müjdenin, vaadin gerçekleşeceğini biliyor. Ve Allah'ın hafıziyetini biliyor. Yani koruyuculuğunu biliyor. Ve o rahmetin, o nimetin Hazreti Yusuf'ta eğer vaat edilirse Allah'ın vaadinde sadık olduğunu ve o vaadi gerçekleştireceğini biliyor. Ve Allah'a ısmarlıyor Yusuf'u. Çünkü Yusuf İman üzere yaşıyor. Ama diğerleri kıskançlık ve hasetlerine yenik düştüler, nefislerine yenik düştüler. 10 tane kıskançlıklarına, nefislerine yenik düşen 10 kayıp evlat. Hazreti Adem'in bir kayıp evladı vardı. Hazreti Yakup'un 10 tane kayıp evladı var. Oldu. Ve onların yanında sabırla, neden böyle bir şey yaptınız demeden... Ve bir iman abidesi olarak, sabır abidesi olarak, şefkat abidesi olarak orada kalıyor. Şimdi şu soruyu soralım. Yusuf'u onlardan daha çok sevseydi, Hazreti Yakup ne yapardı? Çöllere düşer Yusuf'u aramak için ve oğullarından tümden vazgeçerdi. Şimdi tekrar soralım. Hazreti Yakup kardeşlerimi çok sevmiş, Yusuf'u mu çok sevmiş? Ya. Bir fark var mı arada? Allahu Ekber. Şimdi hangi ayeti arıyorum? Evet buldum. Bismillahirrahmanirrahim. Hani belki de yaptığı hatayı da biraz hani anlayıp Hazreti Yakup, evet nübüvvet onunla devam edecekti. Rüya bunu ispatlıyordu vesaire ama onu Allah'a havale etmek, Allah'a teslim etmek yerine abilerine o size emanet deyip gönderdiği için belki de buradaki acziyeti hani evzubillahimiz fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. Evet bak burada hani diyor ya 64. ayet. Babaları Yakup dedi ki onun hakkında size hiç inanır mıyım? İlla ki evvel kardeşi Yusuf hakkında size güvendiğim gibi ola. O vakit itimadımı boşa çıkardınız fakat bilirim ki siz değil zaman. Siz en değil hayırlı koruyucu, koruyucu evet. Allah'tır ve o merhamet edenlerin en merhametlisidir. Hani deniliyor ki Allah-u Teala'ya hani ben peygamberdim ama bunu neden yaşadım diye sorduğunda çünkü sen tedbirine güvendin. Tedbirine yani bana emanet etmedin, sen abilerine emanet ettin. Çok düşündürücü bir ayet. Evet. Babam bunun, bu ayetin çok koruyucu bir ayet olduğunu, evimize, barkımıza, herkese okumamız gerektiğini söylerdi. Evet burada bir virgül koyalım olur mu? Tamam, yarına olur kadar inşallah. Siz de lütfen bu ayeti ezberleyin, ezberlememiş olanlar varsa. Yusuf suresi 64. ayet. Rabbim izin verirse İnşallah. Yarına kadar euzubillahimineşşeytanirracim. Fallahu hayrun hafizan ve erhamur rahimin.